بعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر فاحفظه يا بني واحفظيه بنيتي ولتفهم ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحصار إحصار يكيلك يعني إحصار دقانا haj va umra qilishlikdan to'silgan odam, ya'ni hajga borishlikdan to'sib qo'yilgan, haj qilolmagan qoldi. Agar ihromdagi kishi yo'lda to'silsa, uni o'tkazmasa Makka borishlikdan nima qiladi? Ihromdagi kishi agar biror dushman uni hajdan to'ssa yoki bir kasal bo'lib qolib bora olmay qolsa, unda ihromdan chiqadi. Ya'ni qurbonligi bo'lsa, o'shani so'yib ihromdan chiqadi. Xo'p, qanday ihromdan chiqadi? Endi kasal bo'lib qoldi, borolmadi. Yoki masalan o'tkazmadi. Qanday ihromdan chiqadi? Agar nima ihromdan chiqadigan bo'lsa, haramda bo'lsa, Makkada bo'lsa, yo Makkaga yaqin bo'lsa, bir qo'y so'yadi, o'sha Makkaga olib borib va sochini oladi yo qisqartiradi. Agarda haramga yetmagan bo'lsa, hala Makkaga yetolmagan, yana Makkaning chegarasida bo'lsa, shunday chegarasidan qo'yni kirgizib, Makkaning ichiga borib qo'y so'ydiriladi. Ammo hali Makkaning chegarasiga ancha bor, unga yetib bo'lmaydi. Unda bir qo'yni jo'natadi, yoki bo'lmasam qo'yning pulini jo'natadi. Bir kishiga topshiriq beradiki, o'sha qo'yni meni nomimdan haramda so'ying deb. Keyin bir kunni ham, muayyan kunni ham kelishadi, falon kunda so'ying deydi. O'sha kuni so'ysa, so'yishi bilan bu odam ihromdan chiqib ketaveradi. Endi bu jinoyatga kirmasdan ihromdan chiqish. Chunki ihromdan kirgan odam, unga ihrom vojib bo'ldi, bajarishli kerak. Agar bajarmasa-chi? Bajarmasa, unda keyin ihromdan chiqqan uchun vojibni tashladi deb qo'y so'yishlik vojib bo'lib qoladi. Biz aytayotganimiz ihsor uchun qo'y so'yish. Ya'ni kafarat qo'yi bor, ihsor qo'yi bor. Ya'ni kafarat qo'yi bir vojibni tashlagan uchun so'yiladigan qo'y. Ammo ihsor degani yana to'silib qolganligi uchun o'yiladigan qo'y, ya'ni biror bir kafforatga kirmasdan, gunohkor bo'lmasdan ihromdan chiqmoqchi bo'lsa, nima qiladi? Qo'y so'ydiradi, keyin so'yilishi bilan ihromdan chiqib ketadi. Agarda umraga yoki hajga borayotgan kishi, ya'ni to'silgan odam, hajdan to'silgan odam qiron niyat qilgan bo'lsa, ya'ni haj bilan umrani bitta ihrom bilan haj umra qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, u qanday qiladi? Qiron hajni niyat qilgan bo'lsa, u haramda ikkita qo'y so'yishli kerak bo'ladi. Chunki bu ikkita ibodat, ham umra ham haj. Keyin ikkovini ham bitta ihromda niyat qilgan. Shuning uchun mazhabda ikkita qo'y so'yadi. Va o'sha ikkita qo'y olib kelgan bo'lsa, jo'natadi, so'yadi. Va agar qo'y olib kelmagan bo'lsa, pulni jo'natadi. O'sha ikkita qo'yni so'yib, keyin bu odam ihromdan chiqadi. Xo'p, nima uchun qo'yni borib turib haramda Makkada so'yadi? Shu Makkada so'ymasdan ihromdan chiqib ketsa bo'lmaydimi? Yo'q, buni Makkani tashqarida so'yib bo'lmaydi. Albatta Makkada so'yishlik kerak, chunki bu qo'y o'sha Ka'badan to'silganligi uchun so'yiladigan qo'y va uni albatta Makkada so'yishligi shart. Endi hajga borolmadi, hayit kelmasdan oldin ham qo'y so'ysa bo'ladimi? Masalan, hajga yo'lda bordi-yu, yo'lda to'sib qo'ydi, Makkaga kira olmadi. Endi qaytishlikka majbur bo'ldi. Hali endi hayit kelishiga bir necha kun bor. Qo'y so'ysa bo'ladimi? Ha, u to'silgani uchun bo'lgani uchun bu hayit kelmasdan oldin ham qo'yni so'yaveradi. So'yib ihromdan chiqib ketadi. Agar umraga kelgan odam yo'lda to'silsa-chi, qachon so'yadi? Yana bitta odam o'zi aslida umrada qo'y so'yish yo'q, to'g'rim? Endi aytdiki, men umra qilaman, ham qo'y ham so'yaman dedi. Bu umra uchun qo'y so'yishlik vojib emas, mustahab. Ham umraga ibodatni qilganligi uchun qo'y so'yadigan bo'lsa, qurbonlik deganday qilib, ibodat uchun, ya'ni umra ibodati uchun qo'y so'yadigan bo'lsa, bu mustahab bo'ladi. Bu odam umra qilmoqchi bo'lib qo'ylarni olib kelgan edi, lekin umradan to'sildi. Nima qiladi? Bu odam umradan to'silgan bo'lsa, qachon so'ysa ham bo'laveradi.
Lekin haramda so'ysa bo'ldi. Chunki umrani vaqti bir vaqtga cheklanmagan-ku. O'sha paytda to'silgan bo'lsa, u qo'yda o'sha paytda so'ysa ham bo'ladi, keyin so'ysa ham bo'ladi. Agarda qo'y olib kelgan bo'lsa. Xo'p, agar qo'y olib kelmagan bo'lsa-chi, umraga bordi, lekin o'tkazmadi, qaytardi. Qo'y olib kelmagan, unda faqat ehromdan chiqib ketadi, xolos. Ammo shart qo'ygan bo'lsa, ehromga kirishdan oldin in havasani habisun fa mahilla haysu habastani, agar meni birorta narsa to'sib qo'ysa, o'sha to'sgan vaqtimda ehromdan chiqib ketaveraman deb shart qo'ygan bo'lsa, shunda ehromdan chiqib ketadi, unga biror narsa vojib bo'lmaydi. Yana buning foydasi, shart qilgan odam bir sabab bilan umra qila olmay qolsa, u shunda ehromdan chiqib ketadi, unga biror bir qo'y vojib bo'lmaydi. Ammo shart qilmagan bo'lsa, bir sabab bilan agarda qaytariladigan bo'lsa, u ehromdan chiqishlik uchun albatta bir qo'y so'yishlik kerak bo'ladi. Qo'y so'ymasa ehromdan chiqib ketsa-chi, qo'y so'ymasa ehromdan chiqqan bo'lsa, u bitta qo'yga qarzdor bo'ladi. Albatta uni kafforat qo'yi deb so'yiladi. Agar ehromdan chiqishdan oldin so'ysa, bu qo'y kafforat qo'yi deyilmaydi. Nima deyiladi? Ihsor qo'yi, ya'ni to'silganligi uchun so'yilgan qo'y deyiladi. Ya'ni farqi shunda. Agar ehromdan chiqishdan oldin qo'y so'ysa, buni demak ihsor, ya'ni uydan to'silgan, Ka'badan to'silganligi uchun so'yilgan qo'y deyiladi. Agar ehromdan chiqib olib, kiyimini kiyib olib, keyin qo'y so'ysa, bu nima uchun deyiladi? O'sha vojibni tashlagani uchun qo'y so'ydi deydi. Chunki ehromdagi kiygandan keyin sizga vojib bo'lib qoladi, o'sha ibodatni komil tugatishingiz kerak. Chunki Alloh taolo fa'timul hajj va umrata lillah deganda, haj va umrani Alloh uchun to'la qiling dedi. Demak, siz haj nafil bo'lsin, farz bo'lsin, farqi yo'q. Umra ham birinchi qilayotgan vojib umrangizmi yoki nafil umrangizmi, mabodo umraga kirishdingizmi, endi shuni tugatishlik sizga vojib bo'lib qoladi. Endi umraga kirgandan keyin yana ihromdan chiqaman dedingizmi, siz vojibni tashlagan bo'lasizda bitta qo'yga qarzdor bo'lib qolasiz ekan. Shuning uchun qo'y so'yiladi. Xo'p, agarda o'sha to'silgan odam qo'yni so'ydi, endi yana nima ish qiladi ihromdan chiqish uchun? Agar qo'yni so'ydimi, ihromdan chiqib ketadi. Va unga yana bitta haj vojib bo'ladi. Yo umra vojib bo'ladi, umradan to'silgan bo'lsa. Agarda to'silgan odam qorin bo'lsa, qorin degani yana bitta niyatda ikkita ibodatni jamlab aytgan. Yana shu ihromimni ham umra va ham haj uchun ihromga kirdim deb aytgan. Bu odam to'siladigan bo'lsa, keyin to'silgandan keyin u ikkita mazhabga ko'ra ikkita qo'y so'ygan edi. Keyin yana kelasi yilga bitta haj va ikkita umra qilib berishlik kerak bo'ladi. Bu Hanafi mazhabida shunday, lekin jumhurda unday emas. Bitta haj umra qilib qo'ysa bo'ldi. Xo'p, ihromdagi odam hajga ihromga kirgan edi. Keyin to'sildi, kasal bo'lib qoldi masalan, deydiki, qattiq kasal bo'lib qoldi, endi hajda qila olmaydi bu odam. Bir qo'yni jo'natdi va bir so'yadigan odam bilan kelishdi, falon kunni so'y deb. Keyin o'sha kasallik ketib qoldi, yana sog'ayib qoldi. Nima qiladi? Agar o'sha jo'natgan qo'yini borib so'yishdan oldin yetib borsa va hajga ham yetib boradigan bo'lsa, uni so'yishlik mumkin emas, to'xtatib tur deydi. Ehromdan ham chiqmaydi, davom ettiradi, borib haj amallarini qilib, o'sha qo'y olib kelayotgan qo'yini qurbonlik uchun so'yadi. Ammo o'sha kasallik sababli to'xtab qolgan edi, yana qodir bo'lib qoldi, tuzalib qoldi. Endi hajga yeta olmaydi-yu, lekin qurbonligiga yetib borishi mumkin bo'lsa, ha bo'lmasa so'yaveringlar deydi, ehromdan chiqadi. Agar bu odam tuzalib qoldi, lekin tuzalgan vaqtda qo'y jo'natgan qo'yi so'yib bo'lingan ekan. Bunda nima qiladi? Bunda ehromdan chiqaveradi, lekin hajga yetishlikka ulgursa, ko'zi yetsa, haj qilib qo'yganligi afzal. Ya'ni u oldingisi bu ihromdan chiqish uchun so'yilgan qo'yadi, boradida hajda qiladi, hajdan keyin qurbonlik uchun alohida bir qo'y so'yib qo'yadi. Bir kishi hajga ihromga kirdi, Makkaga yetib bordi-yu, lekin Arafaga chiqishdan qaytarildi va ziyorat tavofidan qaytarildi, to'sib qo'yildi. Bu ham
Kabe'den tosulgen hesap oladı mı? Ha, tosulgen hesap oladı. Hatta Mekke'ye yetip borgen bosa ha. Yine bir kişi Mekke'nin içindeydi. Mekke'nin içinde yani. Yetip borup Mekke'nin içinde joylaşıp buldu. İbadat kılıp yürüyen dedi, Arafa'ya çıkasmaya koydu. Arafa'ya çıkış mümkün olmaya kaldı. Yok ki Kabe'nin tavaf kılıçtan tosul koyuldu. Bu tosulgen hesap oladı mı? Yok, bu eğer Mekke'nin içinde yaşayan adam olsa bu tosulgen değil mi? Tosulgen adam buluş için taşkardan kıyken buluş gerek. Bu özü Mekke'nin içinde durdu mu? Bu adam Kabe'den tosulgen adam değil miydi? Bunga uşağı Kabe'den tosulgen kişi İhram'dan çıkış için elbette bitti koy su iş gerek degen narsalar bunga bu kişiye vacip olmaydı. Bu kişi eğer Arafat'a turuşluğa yetse Arafat'a durup keyin ziyaret tavaflarını kıladı. Eğer yetmeydiğin olsa, bu hacda kılanlığı adam buladı da kelesi yıl hac kıladı. Yani bir adam geldi mesela Ramazan'da geldi ya Ramazan'dan keyin yollar açıp etti geldi, turdu. Hac kılaman deyip turgen idi, Arafat'a çıkarmaya koydu. Ne kıladı? Bu adam hacda kılanlığı hesabı buladı da kelesi yıl yok ki başka kadir bugün peyde hacda kıladı. Hop. Bir adam kurbanlığı soyuldu, tosulgen idi, varamıyor kaldı, kesil bu kaldı mesela dedik. Kattık kesil bu kaldı, apresle kılıçlı kereği oldu, şimdi hacına kılalmaydı bu adam. Bu adam yine koy soydurdu. Koy soydurken yani kandayı çıkardı, saçını hem alış gerek mi? Koy soygenden ki yok koy soydu buldu, ihrana çıkıp getirdi mi? Yok koydu soydu, ihrana çıkıp getirdi. Ebu Hanife de şunu deyken, lakin Ebu Yusuf etken iken, yok koy suygenlikin saçını hem koyardı dedi genelde. Lakin mezhepte işte tosulgenlik için ya kasıl bu koyanlık için mesela koy suygen olsa bu oldu ihramdan çıkıp gidiyor dedi. Şimdi el-fevat, hacge yet olmayan adamın hükmüye girdik. Bir kişi hacge ihramda niyet kıyken idi, lakin Arafat'a yet olmaya kaldı. Yani avtobus geçip gitti, yok bir nerse olup, sebep olup Arafat'a yet olmaya kaldı. Hatta hayit gününün tongi atıp kaldı. Şimdi Mekke'ye kirip geldi. Ne makaladı bu adam? Bu ihramdaki adam hacge yetolmagan hesab buladı da ihramdan çıkışlık için umre amellerini kıladı. Kabe'ni tavaf kıladı. Safa Marva'nı say kılıp saçını aldıradı ya kıskartıradı. Şu ihramını umre bilen tüketedi. Hop bundan keyin ne makaladı? Bundan keyin onge o'sha kelasi yil haj qilishlik vojib bo'ladi. Nimaga? Chunki haj umra ibodati shundayki, kirishdingizmi tugatishingiz vojib. Hatto nafil bo'lsa ham. Demak bu odam kirishda bu ibodatga ihromga kirdi, nima endi haj qila olmadimi? Nafil haj bo'lsa ham, unga kelasi yil bitta haj qilishlik vojib bo'ladi. Xo'p, endi hajdan kechikkanligi uchun qurbonlik so'yish kerakmi? Qon vojib bo'ladimi? Kafforatiga yo'q, qon vojib bo'lmaydi. Xo'p, bir odam umradan kechikib qolsa-chi? Kechikkan bo'ladimi? Qanday qiladi desa? Yo, umradan kechikkan kechikkan hisoblanmaydi, chunki umrani vaqti cheklanmagan. Hamma vaqtda umra qilsa bo'laveradi. Masalan, umrani kechikdi deyilmaydi, chunki yilning hammasida nima qila olmaydi? Sheriklardan kechikkan bo'lsa, o'zi qilib oladi. Yoki to'xtatib turilgan bir sabablarga ko'ra umradan chiqmay turaveradi, keyin umrani qilib oladi shunday. Ya'ni umrandan kechikish degan narsa yo'q. Haj kechikiladi, umra kechiktirilmaydi. Chunki hajning kunlari belgilanganda, o'sha 4 kun, o'sha Zulhijjaning 8-sidan boshlanadi. O'shundan kechikib bo'lsa, kechikib qolgan bo'lsa hisoblanadi. Lekin umraniki yil bo'yi umra qilsa bo'ladi. Umradan kechikkan odam kechikkan deyilmaydi. Xo'p, endi qurbonlikka keldi. Qurbonlik nima? Qurbonlik hadi, u hajda umrada so'yiladigan narsa. Bu İhramdan çıkışlık için soyuladı. Yani mesela eğer bir kişi tosulgan olsa, ihramdan çıkış için soyadı. Yok ki bu kurbanlık ne? Oşa Allah'a şükür kılıp soyadı. Yani Allah Teala onge bana şimdi iki de uluğ ibadetini bir seferde cemlegenige şükür kılıp soyadı. Mesela kim ki mutamatti olsa, birinci umrakıgen, kim haçkıgen olsa, bu Allah Teala bunga iki de ibadette bir seferde cemlegen için şunga şükür kılıp koysun yani. Yok ki Qorun olsa, Qorun degeni yani ihrama kiretken de hem hac hem umre deyip niyet kıladı. Bu kişi hem iki de ibadette bir seferde kıyandığı için Allah'a şükür kılıp kurbanlık kıladı.
Yok ki Mekke'de söylediğin koyular cinayetini üçün söyledi. Mesela ihramda durup bir vacibler sana taşlayan olsa, hacnin vacibleriydi, üçünü cinayetiye koy söyledi. Yok ki Umre'deki vaciblerini taşlayan üçün söyledi. Yok ki bu yine bitti koy söyleyişlik nimesi var. O nafil koy söyleyiş. Mesela bir kişi Umre'ye geldi de koy söyleyemem dedi. Umre kılgenimge şükür ona kılıp koy söyleyemem dese bu nafil hesablanadı, müstahap. Bu ham buladı, caiz. Hop, şimdi kurbanlıkta kaysa hayvanlardan kılışlık gerek. Üçte hayvanlardan yine kılınadı. Tüye, sigir, koy fakat. Bundan başka derselerden kurbanlık kılıp bulmayın. Mesela tağda kurbanlık kılaman ise bulmayın. Kurbanlık kılınadı genlerse, yine öşe tüye, ma, sigir, koy. Bittesi gelip atını, ben kurbanlık kılaman atımı, hacda dese bulmayın. Çünkü kurbanlık kılınadı genlerse hayvanmaz. Ve bu hayvanların, tüya, sigir, koylarının erkesi, erkeği urg'ochisi bir xil. Yani kaysını söyleyse bu da yeredi. Şimdi bana şu üçte, üç türlü hayvanlarını söyleyişlik caiz mi? Yok ki bunda çekilengen mi? Bana şu üçte hayvan, mesela koy, sigir, tüya olsa kanaka sigir, kanaka koy olsa yani bu da yeredi mi? Yok onun yaşı çekilengen mi? Ha, iki de şartla çekilengen. Birincisi yaşı yetib borgan koy bo'lish kerak. İkinci şartı o'sha so'yiladigan qo'yi yoki sigir yoki tuyasi ayblardan salomat bo'lishligi kerak. Ya'ni aybli bo'lmasligi kerak. Xo'p, qanaqa qo'ylar yoki sigir tuyalar yoshi yetgan hisoblanadi? Qo'ylardan agar 1 yoshga yetgan qo'y bo'lsa, u so'yishlik joiz bo'ladi. Ya'ni 1 yoshga yetib, ikkinchiga kiryapti. Sigir esa 2 yoshga to'lib, 3-chi yoshga ketayotgan bo'lsa, ularni so'ysa joiz. Tuya, 5 yoshlik tuya 6-chiga kirayotgan yoshga o'tayotgan bo'lsa, ularni so'ysa bo'ladi. Xo'p, qo'y deganda 1 yashar qo'y ham, echki ham 1 yashar bo'lsa, so'ysa bo'ladi. Endi qo'ylarning o'zidan 6 oyligi, hali 1 yoshga to'lmagan 6 oyligini so'ysa ham bo'ladimi? Ha, agar 6 oyligini to'ldirgan bo'lsa, u qo'yni so'ysa bo'ladi, echki emas. Echki 1 yashar bo'lishi shart. Qo'y 6 oy bo'lsa ham so'ysa bo'ladi, lekin sharti agar 1 yashar qo'ylar bilan birga turganda ajratib bo'lmaydigan darajada bo'lsa, ya'ni 6 oy bo'lsa ham katta qo'y bo'lsa, masalan 1 yashar qo'yga o'xshab ko'rinsa, so'ysa bo'laveradi. Va ayblardan salomat degani nima degani? Yani ayblardan salomat degani a'zolari salomat, qo'li kesilgan cho'loq qo'y bo'lmaydi. Yoki oyog'i kesilgan, chaloq bo'lsa bo'lmaydi. Yoki qulog'i butunlay kesib tashlangan. Butunlay kesib tashlangan. Yoki dumini butunlay kesib tashlangan. Yoki bitta ko'zi yo'q, ko'r. Yoki bo'lsa nihoyatda oroqki iligida yog'i yo'q oroq qo'ylar ham bo'lmaydi. Va o'sha qurbonlik joyiga o'z oyog'i bilan boraolmaydigan, yurib boraolmaydigan darajada chaloq bo'lsa u ham bo'lmaydi. Ammo qulog'ining ba'zisi kesilgan bo'lsa, yarim qulog'i kesilgan bo'lsa, yo dumining yarmisi kesilgan bo'lsa, so'ysa bo'ladimi? Agar qulog'ining ko'pi yo dumining ko'pi kesilgan bo'lsa, bo'lmaydi. Ammo qulog'ining yarmisi yo dumining yarmisi kesilgan bo'lsa bo'ladi. Bu qurbonlikni qayerda so'ysa ham bo'ladimi? Siz masalan hajga kelgan odam hajdagi qurbonligini Makkada so'yish kerakmi yo Makkani tashqarisida so'ysa ham bo'ladimi? Ha. Buni agar Makkaning chegarasini ichida so'ysa bo'ladi. Ammo Makkani tashqarisida so'ysa bo'lmaydi, joiz emas. Qurbonlik qo'ylarini, ya'ni Makkadagi hojilar uchun so'yiladigan qo'y albatta o'sha haramning hududining ichida bo'lishligi shart. Xo'p, endi tuya yoki sigir so'yadigan bo'lsa, kimlarga tuya so'yishlik vojib bo'ladi yoki sigir so'yishlik vojib bo'ladi? Yani komil to'la tuya so'yish yoki to'la sigir so'yish vojib bo'ladi kimki agar ziyorat tavofini junub holatda qilib qo'ygan u qaytarmagan bo'lsa unga nima sigir so'yish vojib bo'ladi. Ya'ni hajda ziyorat tavofi farz. Shu ziyorat tavofini junub bo'lib tavof qilib qo'ysa hajning farzi bo'lgani uchun unga sigir so'yishlik vojib bo'ladi. Junub holatda tavof qilgan.
Lekin qaytarib tavaf qilib olsa-chi ikkinchi marta, unda vojib soqit bo'lib ketadi. Endi qaytarmasdan o'zini davlatiga ketib qolgan bo'lsa, unda sigir so'yishlik kerak bo'ladi mazhabda. Xuddi shunday, kimki Arafa kunidan Arafadan keyin Arafaga borib keldi, lekin hali soch oldirmagan edi, ziyorat tavafini, farz tavafini qilmagan edi, xotini bilan qo'shilib qo'ygan bo'lsa, bunda ham nima? Tuya yoki sigir so'yishlik kerak bo'ladi. Shu ikkita holatda, demak, tuya sigir so'yish kerak ekan. Birinchisi junub holatda haj farzini tavaf qilib qo'ygan, keyin qaytib tavaf qilmasdan davlatiga ketib qolgan bo'lsa, unda sigir so'yish kerak. İkincisi, Arafat'tan qaytib kelib, Mino'da hali tosh otmasdan yoki sochini qirmasdan xotini bilan qo'shilib qo'ysa, unda tuya yoki sigir so'yish kerak bo'ladi. Ikkita holatda xolos. Bundan boshqa holatdagi jinoyatlarda faqat qo'y so'yiladi xolos. Xo'p, endi qurbonlikda bir kishi, ikki kishi, ko'p kishi sherik bo'lsa bo'ladimi tuyalarda? Ha, tuya bilan sigirda 7 kishi sherik bo'lishligi mumkin. Har bittasi o'sha sherik bo'ladiganlarning hammasining maqsadi qurbat, ya'ni Allohga yaqinlik qilish uchun, qurbonlik uchun bo'lsa bo'ladi, ibodat uchun bo'lsa. 7 ta kishi bitta tuyaga yoki sigirni so'yishlikka sherik bo'ldi. Lekin ularning ichida bittasining maqsadi qurbonlik emas, o'shaning go'shini olish bo'lsa, bo'ladimi, bo'lmaydimi sherikligi? Yo'q, unda bo'lmaydi. Demak, o'sha 7 tasining ham maqsadi Alloh uchun qurbonlik qilish bo'lsa, yoki bo'lmasam haligi jarima qonuni uchun qurbonlik qilish bo'lsa bo'ladi. Ammo maqsadi go'sht bo'lib qoladigan bo'lsa, go'shini olaman deb, u bo'lmaydi. Xo'p, endi qurbonlikda go'shtdan yesa bo'ladimi? Ha, qurbonlikda go'shtni yesa bo'ladi, agar bu qurbonligi nafil qurbonlik bo'lsa, masalan, umraniki nafil qurbonlik yoki farz qurbonlik bo'lsa, masalan, mut'a, ya'ni tamattu, qiron qurbonligi bo'lsa, go'shini yesa bo'ladi. Ammo jinoyat uchun so'yilgan bo'lsa, uni yeb bo'lmaydi go'shini. Xo'p, endi qurbonlik so'yishlik uchun vaqtlar cheklanganmi, muayyan qilinganmi? Ha, qurbonlik haj, tamattu va qiron qurbonliklari hayitdan oldin so'yishligi mumkin emas. Balki hayit kuni so'yiladi va hayitdan keyin yana 2 kun, ya'ni 3ta hayit kunida so'ysa bo'ladi. Hanafiyda bizning mazhabimizda 3 kun so'yiladi xolos. Lekin boshqa mazhablarda hayitdan tashqari yana 3 kun, yana 4 kun so'ysa bo'ladi deydi. Va 12-chi Zulhijjadan kechiktirmaslik kerak. Va xuddi shunday, ya'ni qurbonlik kuni shaytonga tosh otgandan keyin qurbonlikni so'yadi. Ammo jinoyat uchun qon so'yishlik kerak bo'lsa, buni xohlagan paytda so'ysa bo'laveradi. Bir kishi o'sha tamattu yoki qiron uchun qurbonlik qilish kerak edi. 3 kunning ichida qilmasdan kechikib ketdi. Buni hukmi nima bo'ladi? So'yadimi, so'ymaydimi? Yo'q, unga yana boshqa kun, yana boshqa qon vojib bo'lib qoladi kechiktirganligi uchun. Ya'ni o'sha aytilgan 3 kunning ichida so'ymadi haj qurbonligini. 4-chi kun so'ysa, kechiktirgan uchun yana bitta qo'y qo'shib so'yishlik kerak bo'lib qoladi. Xo'p, endi qurbonlikda go'shtlarni miskinlarga, haramdagi kambag'allarga tarqatishlik vojibmi? Yo'q, haramdagi miskinlarga tarqatish vojib emas. Lekin sadaqa qilsa joiz. Ya'ni so'yganingdan keyin albatta tarqat degan emas. So'ydingiz bo'ldi, sizning boshingizdan soqit bo'ldi. Xohlasa kambag'allar olsin, xohlasa o'zingiz yeng. Xohlasangiz boshqa bir kishiga bering, masalan, so'ysangiz bo'ldi. Xo'p, ba'zi odamlar qurbonlik olib kelgan bo'lsa, Arafatgacha haydab borishi vojibmi? Masalan, tashqaridan bir tuyani qurbonlikka olib keldi. Keyin o'shani Arafatga ham olib chiqarish kerakmi? Yo'q, shart emas. Chiqarsa bo'ladi, lekin chiqarmasa ham zarari yo'q. Xo'p, so'yish bilan nahrdagi tafsilotni ayting. So'yish degani bo'g'izlab so'yish. Nahr degani teshish, bo'g'ziga uradidan teshib qonni chiqaradi. Tuyalarni nahr qilish sunnat, ya'ni pichoqni olib, bo'yniga faqat qadaydi. Bitta qadasa tuyani qoni shovullab chiqadi. Ammo sigir bilan qo'ylarni bo'g'zidan so'yishlik sunnat. Qurbonlikda so'yganda o'zi so'yishligi vojibmi?
Yok, özü su işliği vacibmez. Eğer başka bir buyursa suyu gendip, suyu koysa caiz bu hem. Lakin su işli bile deyen adam, yaxşı bilse özü suyu gendip, efzel. Ama lakin başka bir buyursa hem buladı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacı kigenlerde 63'te tüyü yapıp kigenlediler. Ali radıyallahu anh'ın üpüşen kurbanlığı yapıp gelip, hemense 100'te tüyü bugün. Şu tüyelerden 63'tesini özleri soyup, kogenle Ali radıyallahu anh'ın suyu da buyurdular. Yani demek öz suyu seyen buladı, başka gel suyun deyip ait seyen buladı. Sonra bir kişi tüyana haydab geliyordu neydi? Minişke muhtaç olup kaldı. Öşe kurbanlıki apıyan tüyasını minse buladı mı? Ha, eğer de minişlike hacatı düşüp kalan olsa minedi. Ama kaçan minişke ihtiyacı olmasa onda minmeydi çünkü bu kurbanlık tüyası. Koy yok tüyü haydab geliyordu olsa bu koyunun ya tüyanın sütü olsa, sütünü sağıp içse buladı mı? Ya sütünü sağıp içmeydi de, lakin sütün yeleniye, işte tüyanın yeleniye sağıp sularını sepede ta ki sütü tohtasın diye. Eğer kurbanlığı çolak olup olsa ki yolda, kan da yakaladı. Eğer kurbanlık bu nafil olsa, nafil olsa, yani umre için alıp gelirken kurbanlık olsa, onun hiç neresi vacibmez. Ama vacib kurbanlığı olsa, hac için alıp gelirken olsa, kurbanlık çolak olup olsa, cahaya başka kurbanlık da alıp soyadı. Eğer kurbanlığı bir ayıp payda olup olsa, yolda gelirken de bir ayıp olup kaldı, onun su işliği mümkün olmaya kaldı. Mesela ayağı sınıp kaldı, mesela deyelim. Tüyanı, su işliği mümkün olmaya kaldı. Ne kadar dese, ve ayıplığını özü hale gelirse, ne kılış mümkünü, o şeyin cahaya başka nerseni satıp alıp kurbanlık kıladı. Tüyü alıp geletken olsa, tüyası ayağı sınıf kaldı mesela. Ne kıladı? Onu suyadı da göğüşün tarikatı uğradı. Kelim bir yakı tüyü satı uğradı da suyadı. Tüyü satı uğraşı kurgu yetmese, koyu satı uğradı suyadı. So, tüyü satı uğradıken de yolda halak bula edip kaldı. Ne kıladı? Tüyanın özü halak bula diyen bu olsa. Adam olmaz. Tüyü öyle diyen kesel bu kaldı. Şüphette tüyanı soyup, ki tüyanı ayağını yani kesip alıp tüyanın kanıya boyayıp ki yine tüyanın boyunlarını hem ürkeçlerini hem kanıya boyayıp teşlep gidiyordu. Neden ki bunu yakaladı? Çünkü bunu adamlar gibi kembağallar gibi bu tüye için kurbanlık tüyası yedi. İyi verinler degen derslerine bildiriş için şunu da yakılıp gidiyordu. Ayağlarını, boyunlarını kan kılıp gidiyordu. Ta ki kembağallar bunu görüp hemen kurbanlık iken yesek bulatı bir yiye versin için. Lekin özü yemeydi. Neden? Çünkü özü yediğin olsa adamlar öyleydi ki sen özün yiyin gelip suyken sen de işin gün de tüyanı yiyin. Öşen için özü yemeydi. Boylar hem yemeydi. Ama içlerde kembağallar olsa yiye verir. Şimdi bu öyle diyen tüye vacip yedi. Bunun su işli vacip olsa cahaya başka tüyanı satıp alıp suyanı. Hop, kurbanlıkta boynuna ip asışlık, ürkeçlerine ip asışını hükümünü mü? Tüyelerine mesela kavuşlarına asıp koyularına aldığın gibi attı. Bu boynlarına asışlık, bu müstehab oladı. Eğer kurbanlık, müstehab kurbanlık olsa, ya ki mesela vacib olsa, boynuna bir nesil asıp koyuş müstehab oladı. Lekin bu cinayet koyu için, bir nesil boynuna asmaydı. Hop, şimdi tüyanı söyleyenler ki, onun yüganlara ne makaladı onu kimin üstte arkana buladı yügene buladı başka nerselere onu sadaka kılıp buladı ve kasapka şu tüya kurbanlık tüyanın göğüşünden verse buladı mı? Yok, göğüşünden vermeydi, belki kasapına pulunu verdi. Bana şu bilen hac kitabımız tüyadı. Keyingi derste bey kitabı başlanadı. Hada Allah'a ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed.